Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir gün hayatım bir süreli sürdürmekte olduğum annemin valiliği görevinden en son kararnameyle atandığı peygamberler şehri mübarek beldeye vali olarak göreve bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Bu vesileyle Şanlıurfa'daki bütün kardeşlerime, hemşehrilerime en içten, en kalbi duygularla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Ve yine bu vesileyle Adıyaman Valiliği gibi onurlu bir valilik görevi ve ardından bir yıl kısa bir süre sonrasında da Şanlıurfa ilimize, mübarek beldeye, Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun en önemli illerinden bir tanesi olan her yönüyle dikkate değer, gelişme kaydeder. Şanlıurfa ilimize hizmetkar olma ve hizmet etme şansını bizlere bahşeden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerimi iletmek istiyorum. Ve yine bu imkanı sağlayan, buna vesile olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız, hükümetimizin bütün yetkililerine, bakanlar kurulumuza ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ve bizleri bu görevlere layık gören bütün devlet büyüklerimize gönülden şükranlarımı ve minnetlerimi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Göreve başladığımız bu ilk günde daha önce Şanlıurfa'ya, bu güzel yılımıza hizmetleri dokunan, ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesine yönelik emeği geçen bütün milletvekilleri, benden önceki meslektaşlarıma, valilerimize, benden önceki valimize de yine Şanlıurfa halkı adına teşekkürlerimi ve minnet duygularımı iletmek istiyorum. Çok değerli kardeşlerime, bu ilk gün vesilesiyle iletmek istediğim bir iki tane mesaj var. Bunlardan ilki, hükümetimizin son dönemde kararlı, kesintisiz ve aralıksız bir şekilde devam ettirdiği terörle mücadele konusunda tavizsiz, kararlı ve kesin bir mücadele anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğimize, terörün yanında uyuşturucu ve toplumu ihsar eden her türlü fiillerle, eylemlerle ve oluşumlarla hiçbir çekince göstermeden, ucu nereye varırsa varsın, kesin, kararlı ve devletin o güçlü yönünü gösteren bir tarzda mücadele anlayışını ortaya koyacağımızı, öbür taraftan toplumun kırılgan olarak nitelendirebileceğimiz kesimleri, özellikle şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza, vatana, millete, bayrağa, gönülden bağlı olan kardeşlerimize de devletin şefkat, merhamet ve kucaklayıcı yüzünü sonuna kadar göstereceğimizden emin olmalarını isteriz. Burada Cenab-ı Allah ne kadar nasip eder biliyorum. Ama görev yaptığımız süre içerisinde ulaşmadığımız köy, mahalle ve yerleşim yeri inşallah kalmayacak. Vali olarak eski devlet anlayışını bir tarafa bırakarak, yeni ve güçlü Türkiye'nin yüzünü, devletin milletsiz hiçbir anlam ifade etmediği, kutsal olan devletin, kutsal saydığımız devletin yanı sıra, esas kutsal olanın insan, insan onuru ve haysiyeti olduğunu idrakiyle ve bilinciyle hareket edeceğimizi, bütün çalışmalarımızın ve bütün hizmetlerimizin odağına insanı,
insan adını ve insan haysiyetini koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmaz. Yine bu hizmet anlayışımız içerisinde takip edeceğimizi ilk günden salık vereceğim ve çok aziz hemşehrilerine ileteceğim temel ilkelerimiz ve prensiplerimiz olacak. 24 saate sığmayacak bir çalışma temposu içerisinde inşallah her şeyin en iyisine, en güzeline, hizmetlerin en iyisine layık olan Şanlıurfalı kardeşlerime, hemşehrilerime hizmet etme anlayışıyla ve gayretiyle o çabayı ortaya koyacağımızı bilmelerini arzu ederim.